farklı tatları, farklı lezzetleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Dilek Doğan'la Gezen Mutfak başlasın. Evet, bu hafta ne yapıyoruz? Makarna yapıyoruz. Peki kimle yapıyoruz? Melek Şef'imizle yapıyoruz. Merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz buraya. Melek Şef kimdir? Şöyle bir kendinizi tanıtır mısınız kısaca? Ben kimim? 30 yıldır bu işi yapıyordum. 6 yıllık da bir restoranım var. Bugüne kadarki birikimlerimi bir araya getirdim. Çalıştığım şeflerden öğrendiklerimi bir arada burada buluşturdum. Dile kolay. 30 yıl bana da önlüğü giydirdi Melek Şefimiz bu arada. Bana da burada bir şeyler yaptıracak. Evet. Korkuyorum şimdiden ama. Hayır, çok zevkli. Hamurla uğraşmanın nasıl güzel bir şey olduğunu, yemek pişirmenin nasıl güzel bir şey olduğunu yaparak deneyimlemeni istiyorum. Senin için de ön hazırlığı yapıyorum burada. Evet, çok zorlanacağım. Öğretecek bakalım. Yani. Evet. Çok teşekkürler. Başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle bir hamurlarımızı hazırladık herhalde. Makarnayı, burada her şey ev yapımı, her şeyi biz hazırlıyoruz. Hiçbir şey hazır kullanmıyoruz. Makarnamızı da yapıyoruz ama güzel bir yemek olduğuna inandım. Lazanyayı nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Senin de severek yiyeceğin yemeğini kendin hazırlamanı sağlayacağım. O yüzden önce makarnamızı şöyle ben sana kolay hale getiriyorum. Sonra makineden açacağız. Uygun kolaylık da sağlıyor Melek Şefimiz ama bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak ben de merak ediyorum. Güzel olacak, çok beğeneceksin. Şimdi hamurunu nasıl yapmıştık, neler kattık içine? Şimdi bu makarna hamuru semolina denilen İtalyan irmiğinden yapılan bir un. Biraz beyaz unla karıştırıyoruz. Her 100 gram başına da bir yumurta konuyor. Hı hı. O yüzden sert bir hamurdur. Yumurta çok sertleştirir. O sarılığı yumurtadan kaynaklı. Semolina'nın kendi sarılığı ve yumurtayla bağlı. Oklavayla ya da merdaneyle açıp uygun kıvama getirmek çok zordur. O yüzden mutlaka bir makine kullanıyoruz. Sonra onları asarak kurutuyoruz. Taze makarnaların şöyle bir özelliği var. 2 dakikada pişiyor. Ondan sonra sosla çeviriyorsunuz. Böyle yaptığınızda ortalama 2-2,5 ay hiçbir şey olmuyor. Muhafaza edebilirsiniz. İçinde katkı maddesi yok. Tamamen doğal. Çocuklar için de çok önemli bu arada. Yani çocukların, yani hepimizin en sevdiği şey makarnadır. O yüzden de rahatlıkla tüketilebilecek bir şey olduğuna inanıyoruz. Çok küçük bir mekanız. O yüzden her şeyi biz kendimiz burada üretiyoruz. Bittiği zaman da bitti diyoruz. Yani sonsuz değil hiçbir şey. Az üretiyoruz. Tadında yensin, yerinde yensin, lezzeti bozulmasın. Tazelik çok önemli burada. Evet. Doğallık çok önemli. Evet, başlayalım o zaman. Başlayalım. Ben de merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak ortaya bakalım. Biraz incelteceğim. Makineden daha kolay geçmeye başlasın diye. Ne kadar yani? İnceliğini nasıl anlayacağız şimdi? Bu şuradan geç. Yani bu makinede rakamlar var. Önce sıfırdan başlıyorsunuz. Bu sıfırdan kolay geçecek noktaya gelmesi yeterli. Şöyle eğer makineye kaptıramazsanız şurayı inceltmeniz de yeterli. Evet, şu anda gidiyor bakalım. Her makarnanın bir numarası var. Yani şöyle bunlar mesela 6 numarada çekilmiş. Daha kalın yaptığınızda daha uzun süre pişirmeniz gerekiyor. Daha tok bir makarna oluyor. İdeali nasıldı peki? İdeal numarası kaç? Normal makarnalar için 6 ama eğer spagetti çekiyorsanız 4 yapabilirsiniz, 5 yapabilirsiniz. Mesela ben şimdi biz lazanya yapacağız. 5 numaraya kadar inceltmemiz gerekiyor bunu. İşte 0, 2, 3, 4, 5 gidebilirsiniz. 0, 2, 4 gidebilirsiniz. O size bağlı. Daha çok da evet, her incelttiğinizde makarna daha da genişleyip daha da uzayacak. Bu lazanya için bizim uygun gördüğümüz kalınlık. Şimdi bölüyoruz tabii, parçalara ayırıyoruz. Kaç parçaya ayıracağız? Kaç katlı yapmak istiyorsanız, biz 4 kat yapıyoruz. Bunları da etrafını kapatmak için hiçbir parçayı boşa harcamıyoruz. En son kalan parçaları böyle makarnalar haline getiriyoruz. Hı hı. Bu da çocukların daha kolay yiyebileceği makarna. Makaroni de deniyor buna. Domates soslu ya da mantarlı, peynirli nasıl isterlerse. Evet, hazır mısın? Evet, bakalım hazır mıyım? Önden gösterdim. Mikrofonu ben tutarım, sen korkma. Evet, yer değişeceğiz şimdi maalesef. Bakalım. Öncelikle sıfırdayız. Ben şöyle mikrofonu size doğru. Şöyle yapayım. Evet. Korkma, çevir. Orayı ben hallederim. Pardon. Bu?
Hızlı mı? Evet. 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 Güzel. Evet. İlk aşama tamam herhalde. Aynen öyle. Tamamdır. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz bakalım. Tamam. Bunu buraya bırakabilirsin. Hı hı. Alttan birikeni çekebilirsin. Evet, şöyle onu da çekeceğim şimdi. Süper. Evet. Zevkli değil mi? Evet, çok zevkliymiş gerçekten. Ben ilk kez yapıyorum ama bakalım. Hallettim. Bir tarafa alayım. Alttan birikeni çekiyorum tekrardan. Efendim, gerçekten çok güzel bir şey. Kendi kendinize yapıyorsunuz. Evde de yapılabilen bir şey. Çok kolay yapılabilir. Böyle bir makine aldığınızda tüm ürününüzü evde üretebilirsiniz. Erişte yapabilirsiniz. Böyle makarna yapabilirsiniz. Evet, çok da zevkli yapasım geldi şimdi. Şovu da güzel bir makarna evet. Yani. Tamam değil mi şu anda? Aynen, herhalde. Aynen. Şimdi onu da keseceğiz. Ondan sonra lazanyaya geçeceğiz. Takdim evet, şimdi çok teşekkür ediyorum öğrettiğiniz için. Şimdi tabak. Çok iyi bir öğretmensiniz aynı zamanda. Ay, teşekkür ederim. Onu bir de benim personelim olarak çalışmış insanlara sormak lazım. Şimdi artık yapım aşamasına geçiyoruz. Evet. Buna tabaklama diyoruz. Bolognese sosumuz. Evet, sosumuz şimdi çok önemli. Onun içinde ne olduğunu şöyle kısaca bir anlatırsanız. Şöyle bu iyi bir kıyma diyeyim ben. Efendim, şöyle bir %20'si yağlı olabilir. Kuzu katılabilir. Tamamen kasabınızda sizin hangisine alışkın olduğunuzla alakalı. Biraz yağlı bir kıyma güzel oluyor. Evet. Havuç. Bunun içindekiler de işte taze biberiye. Bizim zaten kapıda bir biberiye ağacımız var. İhtiyacımız olduğunda alıyoruz. Ne orada güzel. İşte fesleğenimiz falan var zaten. Soğan, havuç, bu domates sos ve biraz et. Stok deniyor ona mutfakta ama et suyu bizim bildiğimiz. Et suyu. Onu da sebzelerle ve sebze kabuklarıyla hazırlayabilirsiniz. Onunla kavura kavura başlıyoruz ama sonra ortalama 3 saat falan kısık ateşte suyunu tamamen çektirene kadar, yani şu aşamaya gelene kadar sos haline getiriyoruz. Bolognese sos bu şekilde hazırlanıyor. Bu da standart bizim bildiğimiz beşamel sos. Un, tereyağı ve sütle yapılan. Evet. İkisi de çok önemli sosların evet. Tabii. Başka var mı? Eklemek istediğiniz bir şey. Gerçi yok. Sizin belki başka bir tarifiniz vardır. İçine koyduğunuz başka bir ürün vardır ama. Yok yani ben hani muskat koyarım, sarımsak koyarım, soğanı bol tutarım, havucu çok ince çektiririm. Soğan ve baharat ne kadar yani etle ne, kimyon da var, taze biberiye de var, taze kekik de var içinde. O sizin nasıl baharatlandırmak istediğinizle de alakalı ama çok da kurala çıkmadan yani kuralla şey yapmadan derken ne bileyim atıyorum bir bolognese sosun içinde hiç denenmemiş bir şey koyup harika da yaratabilirsiniz. Hı-hı. Çok aykırı bir şey de çıkabilir, bilmiyorum. Ya da farklı bir şey çıkmasın ortaya. Yani. Çok da evet tarif dışına çıkmayalım ama. Yani ben çıkmıyorum, biz burada çıkmıyoruz. Ben 18 yıl önce, 20 yıl önce çalıştığım İtalyan şeften aldığım tarif neyse gram gram ben hala ona diretiyorum. O malzemeyi ne söylediyse onu alıyorum. Muadille çalışmamaya gayret ediyorum. Çünkü o zaman yaptığınız ürünün reçetesi orijinalin dışına çıkmış oluyor. Benim her tarifimin yanında aldığım şefinin ismi var. Evet. İşte bolognese sos benim en son çalıştığım İtalyan şefin tarifi. İşte bazı makarnalar 20 yıl önce çalıştığım bir İtalyan şefin tarifi. O da bir şey biliyormuş ki öyle yapmış deyip emeğe saygı gösteriyoruz. Evet. Şimdi başlıyoruz. İlk önce, olarak evet tabana şöyle bu yapışmayı da engelliyor aynı zamanda. Beşamel sosumuzu koyuyoruz. Evet. Diğer sosu da hemen üstüne koyuyorsunuz evet. Herhalde. Şimdi bu zemin. Şöyle. Zemini attık. Ondan sonra makarnamızı atıyoruz. Bu birinci katımız. Sonra tekrar beşamelimiz. Yine aynı şekilde mi koyacağız bu sosları? Sürekli devam edecek. Daha çok kenarlara çalışacağız. Hı-hı. Kenarlar çünkü ısıyı ilk alan yerler ve fırında kuruma gerçekleşebilir. Thank you.
başladı nasıl yemek başladı maceranız? Yani bu sektörle ilgili maceram şöyle, lisedeyken ben tamamen kendime ek gelir sağlamak için okuldan sonra çalıştığım bir şeydi. Benim için para kazanmaktı yani. Ama sonra bu işin enerjisi, hareketliliği, hem para kazanıp hem ne kadar sosyalleştiğiniz, aslında bir sürü bilgiyi çok hızlı depolayabildiğiniz, çok yönlü insanlarla tanışabildiğiniz, işte servis yapmayı öğrendiğiniz, sofra nasıl kurulur, detayları nelerdir, insanlarla nasıl iletişim kurulur, doğru iletişim nasıldır, insan yönetimi nasıl, bunların hepsinin eğitimlerini alıyorsunuz. Eğer profesyonel bir yerde çalışıyorsanız, şanslıysanız, personel nasıl yetiştirilir, kişisel iletişim nasıldır, hem para kazanıp işte kokteyl hazırlamayı da öğreniyorsunuz, masa kurmayı da öğreniyorsunuz, sunum yapmayı da öğreniyorsunuz, yemek pişirmeyi de öğreniyorsunuz, hijyen de öğreniyorsunuz. Bir sürü şey öğrenebiliyorsunuz. Aslında çok çok yönlü bir donanım paketi yüklüyorlar size bu sektör. Üstüne bir de para kazanıyorsunuz. Üstüne dünyanın her yerinden insanlarla sohbet edebiliyorsunuz. Çok öğretici bir hayat aslında onun. Evet. Sonra yani ben hep işin ön tarafındaydım. İstanbul'un da bir sürü iyi mekanında restoran yöneticiliği de yaptım. Ekip eğitimi de verdim. Servis eğitimi de verdim. Ama önce kendim tabii uzun yıllara yayılarak kendim öğrendim. Sonra öğrendiklerimi aktarmaya başladım. Sonra bir şekilde burayı açtım. Ama o işte şeflerle olan ilgim, reçete toplamam, yemekleri yaparken izlemem, çok meraklı olduğum için tadına bakmama izin verdikleri, ettikleri o dönemlerden sonra burayı açınca o böyle çok spesiyel olan ve benim çok sevdiğim şeyi az yapalım, öz yapalım, en iyisini yapalım. İşte minik olsun, hani çok insan girdiği için ya da çok insana yemek verdiğiniz için sizin çok iyi bir restoran olduğunuz anlamına gelmediği gibi küçük şeyler var, dengeler var. Onları falan da öğreniyorsunuz. Hayat size öğretiyor bir sürü şeyi zaten. Sonra devamlılığın ne kadar önemli olduğu. İşte 1,5 yıl önce buraya gelip bir tane makarna yiyip 1,5 yıl sonra gelip hala aynı tat var mı ben denemek istiyorum diye işte yurt dışı Brezilya'dan bir adamın gelmesi falan. Onlar benim için çok övgü dolu şeyler. Böyle tatlı anılarınız da var. Evet, yani hiç beklemiyorum çünkü öyle şeyleri. Yani sonra işte başka birileri geliyor diyor ki benim bir arkadaşım sizi tavsiye etti. İşte şu gnocchiniz çok güzelmiş, onu denemek istiyoruz falan. Aslında minik ve doğru adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor. Bu böyle doğal tatlarla, eşsiz tatlarla aslında etkilediğinizi gösteriyor. Evet, evet. Yani Bu sektör öyle bir şey. Çok ben ona şey diyorum, herhalde dünyanın en güzel zehiri. Çünkü bu sektöre giren insanlar bu sektörü bir daha bırakamıyor. Herkesin hayalidir. Daha rahat bir iş yapayım, daha işte 8 saat çalışayım, onu yapayım, bunu yapayım. Ne yaparsanız yapın tekrar bu sektöre geri dönüyorsunuz. Çünkü o dinamik sizi zehirliyor bir kere. Yani o sosyallik, o hareket, o aktivite. Çünkü birçok şeyin içinde oluyorsunuz. Ve bunu işte workshop yapmaya gittiğinizi düşünün. Bir şey öğrenmek için para veriyorsunuz. Burada bir sürü şey öğrenip para da alıyorsunuz üstüne gibi düşünüyorum ben. Öyle yani benim işte bu biraz da sizin işinizi çok sevdiğinizi gösteriyor. Evet, sevmek çok önemli. İşi sevmek, sevgiyi katmak çok önemli. Yani sevgisiz yemek yapmak çok kötü bir şey aslında değil mi? Sevgi çok önemli. Yansıyor. İlla ki yansıyordur dediğiniz gibi. Mutlaka yansıyor. Evet. Efendim şimdi 4 katlı yapıyoruz. Onu tekrar hatırlatalım. Soslarımız vardı 2 tane. Onları da yerleştiriyoruz tabii. 3. kata şimdi, mozzarella koyuyoruz. Evet. 3. ve 4. kata mozzarella ilave ediyoruz. Son katımızı atıyoruz. Son katı atıyoruz artık. Evet. Sonra bunu fırına vereceğiz. Ortalama 10-12 dakikada da dünyanın aslında en güzel. Aslında çok kolay. Değil mi? Evet, yani herkes evinde böyle bir doğallığı yapabilir. Alt hazırlığını yaptıktan sonra yani tabii evet şimdi burada şey olabilir böyle. Ha tabii bolognese hazır, ha makarna hamuru hazır, o da hazır, bu da hazır. 3 dakikada lazanya yaptılar falan olabilir insanlar ama evet tamam alt hazırlığı biraz zor. Yani ama yemek zaten sabır işidir. Benim annem hep şey derdi, yemeğin başından ayrılmayacaksın, arkanı bile dönmeyeceksin derdi. O öyle bir şey bilmiyorum yani. Yaptıkça zaten şey oluyorsunuz. Aslında çok haklı. 2 dakikada harikalar da yaratabilirsiniz ama 2 dakikada... Yakabilirsiniz, taşırabilirsiniz, her şey olabilir yani. Çok haklı bir söz gerçekten. Çok da güzel bir sözmüş. Bu artık pişmeye hazır. Artık bitiriyoruz. Peki atacak mıyız tekrardan bir kat daha yoksa böyle mi veriyoruz? Tamam, bu 4. katını da attık.
Onlar ikinci lazanya için hazırlanabilir. Ben şimdi bunu fırına koyuyorum. Bu şekilde pişecek, evet. Pişerken, kaç derecede pişecek onu da söyleyelim. Benim fırınım, yani pizza fırınındaki pişme derecesini söylüyorum. Şöyle pizza fırını diye belirtmemin sebebi şu. Normal ev tipi fırınların iç hacmi böyledir. Hı hı. Isı koyduğunuz yemeğe daha yavaş yavaş, evet, gelir. Benim fırınım şu mesafede olduğu için. Üstü 306-250, benim için 10 dakika yeterli. Sanıyorum ev tipi fırınlarda ortalama 23 ile 30 dakika arası uygun derecede pişirilmesi gerekiyor. Uygun 180 herhalde ideal gibi 200, duruyor. Evet, 200 filan. 200'de. Bir de koyacağınız kaba da bağlı tabii. Şimdi büyük bir tepsi koyarsanız alttan üstten ısıyı eşit alacaktır. Ama böyle küçük bir şey koyduğunuzda sanıyorum daha yüksek derece. Onlar işte hep böyle denenmesi ve not edilmesi gereken detaylar. Çok büyük kimya var orada. Evet, bol bol deneyin diyoruz, evet, efendim. Bol bol deneyin ki bol bol bu eşsiz tatlara siz de sahip olun. Ama tabii tam yerinde yiyeyim derseniz buraya mutlaka, peki, gelin. Evet. Efendim buraya kadar gelmişken Melek Şef'imiz pizza da yapacak. Tabii onun pizzaları oldukça ünlüymüş, öyle duyduk şefim. Nedir bu ünlülük? Nereden kaynaklanıyor acaba? Ne farkı var yani sizin pizzalarınızın? Bilmiyorum. Çok övüyorlar ama. Çok övüyorlar yani. Çok ince hamurlar ve çıtır çıtır. Hamur çok hafif. Sos da dediğim gibi, sosu da biz kendimiz yapıyoruz. Hı-hı. Pizza sosu. Malzemeler taze, işte söylediğim gibi. Donuk bir şey kullanmıyoruz. Herhalde ondan. Evet. Bir de benden başka kadın pizza şefi yok ondan. Mesela ben tekim. Teksiniz. Tekim. Bakın onu da yeni öğrendik. Teksiniz alanınızda. Ben de yeni öğrendim. Siz de mi yeni öğrendiniz? Ne güzel, sürprizlerle dolu Melek şefimiz gerçekten. Sizinle sohbet etmek çok güzel. Yeni şeyler öğreniyor insanlar. Zaten çok da güzelmiş, ünlüymüşsünüz yani. Öve öve bitiremiyorlar, öyle söyleyelim. Bilmiyorum. Burada açık mutfak olduğumuz için sürekli sohbet var. Yani en uzaktakinde aynayla görüşüyoruz biz. Burası öyle çok sıcak ve minik bir ortam. Herhalde o yüzden de güzel geliyor. Yani herkes ne yediğini görüyor, evet, değil mi? Hem görüyorlar hem sohbet ediliyor. Tekrar gelmekten keyif alıyorlar. Bence yemeği bütünleştiriyoruz sanırım o yüzden. Yoksa ben olmayan bir şey yapıyorum, bunu bir tek ben yapıyorum dediğim için olduğunu zannetmiyorum. O her şey birbirini tamamladığı için sanırım. Evet. Şimdi çok ince, bizim bildiğimiz pizzalar o kadar ince değil. Evet, işte yerken de göreceksin. Şimdi keserken sesini de duyacaksın. İncecik çıtır çıtır bir hamur. Hı hı. Midenizi hiç rahatsız etmeyecek. Sosu da kendimiz hazırlıyoruz. İçinde herhangi bir koruyucu, katkı maddesi, tat verici hiçbir şey yok. Olduğu gibi domates, sarımsak, tuz, biber. Aa, her şey bunlardan güzel, ibaret. Evet, çok güzel. İnceliğini görüyorsunuz efendim. Yani bayağı ince. O bizim bildiğimiz pizza hamurlarına benzemiyor. İlla ki bir farkı var. O farkını da şimdi göreceğiz bakalım. Piştikten sonra içindekileri de şimdi Melek şefimize saydıracağız. Merak etmeyin, siz de evde kolaylıkla yapabileceksiniz. Mis gibi lazanya da pişti efendim şu anda. Evet, sesini duyuyorsunuz. Kokularda mis gibi geliyor tabii. Sesleri de duyuyorsunuz bir taraftan. Şefim elinize sağlık. Ne kadar güzel gözüküyor. Sizin elinize sağlık efendim, ne demek. Sizde bir katkım oldu mu? Lütfen lütfen, bak şeyini boşa harcama. Senin de bir dokunuşun var. Sevgimi kattım, gerçekten sevgimi katmış olabilirim, öyle bir özelliğim. Bu biraz dinlensin. Çok sıcak, biraz kendine gelmesi gerekiyor. O arada biz de pizzamızı bitireceğiz. Evet şefim, tekrardan sos koyacaksın şimdi, evet, pizzaya. Domates, taze fesleğen, tuz, karabiber, sarımsak. Evet, çok da basit malzemeler. Evet, çok basit. Sadece hepsinin uygun oranda yapılması yeterli. İçinde herhangi bir katkı olmadığı için sizin midenize dokunacak, edecek, hazımsızlık yaratacak. Ben hep söylüyorum, iyi bir pizza margarita yiyerek anlaşılır. Sosun da tadını alırsınız, hamurun da tadını alırsınız, hı-hı, peynirin de tadını alırsınız. Çok malzeme çok iyi pizza demek değildir. Yalın, dengeli, birbirine uyumlu. Bu kadar basit. Ne kadar da güzel anlatıyor şefimiz, görüyorsunuz tabii. Bir taraftan da basit malzemelerle çok güzel bir pizza yapacak. Kırmızı soğan, daha doğrusu mor sebze dünyanın en güzel şeyi olabilir. Beyaz soğan da oluyor mu, yoksa onun bir özelliği mi var? Kırmızı soğan. Kırmızı, kırmızı. Her zaman kırmızı. Kırmızı da ısrar ediyor. Kırmızı da ısrar ediyor bakalım. Kırmızı, taze bir deri. Bir şeyliği vardır onun da. Bir özelliği vardır.
buçuk dakikada pişiyor. Efendim ton balıklı pizza olur mu demeyin, oluyormuş. Biz de yeni öğrendik, oluyormuş. Olur. Ama mısırlı falan değil. Mısırlı değil ama böyle basit. Basit. Mısır düşmanı gibi göründüğünden ama değil de. Şimdi Melek şefimiz basit yapıyor. Yalın yapıyor değil mi? Çok malzemeli yapmıyorsunuz. Hiç gerek yok. Normal. Tek dokunuşta aldınız, tebrik ederiz vallahi. Çok zorlandım bunu öğrenene kadar, itiraf ediyorum. Ama çok da iyi yani. Ne pizzalar takla attı, kafa yapıştı. Elinize sağlık, çok da güzel sohbet ettik. Yani zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Bence de. Bitmiş. Böyle yemek yapmak isteyenlere, yemeğin içine girmek isteyenlere öneriniz var mı? Denemekten korkmasınlar ve araştırmaktan. Yani artık evet Google var ve her şeyi bulabiliyorsunuz. Ama şey, yani... Google'da size işte 30 dakikada şu kadar derecede pişirin dediğinde hüsran yaşayabilirsiniz. Çünkü ekipman farkı var. Dediğim gibi yani ben bu fırında 8 dakika derim ama sizin evdeki fırınız 28 dakikadır. Damağınıza uygun oranı yakalayana kadar deneyebilirsiniz. Hüsrana da uğrayabilirsiniz. Ama doğru şeyi doğru şeyle eşleştirmeyi deneyerek öğreniyorsunuz. O böyle ne derler ona? Kendiliğinden gelişen bir refleks gibi oluyor. Yani deneme, işte. Yanılma yöntemi. Evet yani. Tuzu belki ilk 5 seferde gramajla ölçerek yaparsınız ama bir sonrakinde alıp tık diye atarsınız. Yemek yapmak öyle bir şeydir. Bence herkesin de içinde vardır. Sadece onu işte bir fitili ateşlemek gerekiyor sanırım. Ne bileyim, belki çok iyi dolma yapamazsın ama çok iyi bir Fransız yemeği pişirebilirsin yani. Kim bilir? Vallahi çok güzel bir sohbet oldu. Elinize sağlık efendim. Melek şefimiz ne diyor? Denemekten asla vazgeçmeyin, korkmayın diyor. Değil, yemek, zorla yemek. Yedirin insanlara. Yedirin. Yedirin ve fikrini sorun. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Şu an ne diyeceğimi bilemedim çünkü kokulardan dolayı etkilendim bayağı. Efendim bir tarafta lazanyamızı yaptık, bir tarafta pizzamızı yaptık. Bu hafta da Dilek Doğan'la Gezen Mutfağı'nın sonuna geldik. Bu güzel görüntülerle de programımızı bitiriyoruz. Melek şefimize tekrardan teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdığı için, misafirperverliği için. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok tatlıydınız. Tekrardan elinize sağlık. Bu güzel görüntülerle de bitirmiş olalım efendim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.